Bugün AirPods katili Tantronics'in Sound Liberty A10 kulaklığını birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin detaylara bakalım. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlara ve kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Bir önceki videomdan da bahsetmiştim. Arkadaşımın stüdyosundayım. Instagram hesabını buraya bıraktım. Tanımayanlar için Mert, şimdiden ona çok çok teşekkür ediyorum. Videonun başından da anlayacağınız gibi arkadaşlar, Sound Liberty'nin A10 kulaklığını birlikte inceleyeceğiz. Birkaç inceleme videolarında ve birkaç arkadaşımda gördüğüm bu kulaklık AirPods katili olarak tanımladım. Çünkü gösterdiği performans, ergonomisi ve ses kalitesi olarak bence fiyat performans ürünü. Şimdi dilerseniz hiç zaman kaybetmeden gelin önce kutumuzu açalım, sonradan özelliklerine ve testlerine bakalım. Gördüğünüz gibi kutunun üzerinde şöyle şeffaf bir kulaklığın görselini yapmışlar. Tam görünmüyor, siz göremiyorsunuz, ben görüyorum sanırım. Başka da bir detay yok kulaklığın üzerinde. Bluetooth ve marka model yazıyor. Şu kulaklığı açalım. Burada garanti belgesi var. Bu kısımda suratına bile bakmadığımız kullanma kılavuzu. Kurcalaya kurcalaya öğrendiğimiz makinamız. Bir adet USB Type-C kablo çıkıyor içerisinden. Gördüğünüz gibi. Böyle hafif bir kutuya koymuşlar. Burada da cihazımız var. Dilerseniz önce tasarımına bakalım. USB Type-C girişi var arkadaşlar. Arkasında bir bağlantı tuşu koymuşlar. Aynı AirPods'larda olduğu gibi. Bu arada hemen AirPods'un versiyonunu da elime alayım. Şöyle baktığınız zaman iki kulaklık da birbirine çok benziyor. Zaten AirPods'u andırdığı için ve kalitesi de güzel olduğu için ben bu arkadaşa AirPods katili dedim. Devam edelim tasarımına. Tantronics yazısını üst kapağa koymuşlar. Ürün sadece AirPods gibi tek renk arkadaşlar. Açtığımız zaman burada yanan bir beyaz LED'i var. Bağlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Kapağın içerisinde birkaç yazı yazmışlar. Kulaklıklarımızı çıkaralım. Bu arada biraz AirPods'tan ağır gibi duruyor. Birazdan karşılaştıracağım. Gördüğünüz gibi yapısı ve şuradaki gördüğünüz sensörler AirPods'a çok benziyor. Kulaklığın üzerinde mavi ve beyaz yanan LED'leri var. Bunlar bağlantıya hazır olduğunu ve bağlandığını gösteren LED'ler. Her kulaklıkta ikişer tane olmak üzere 4 tane mikrofonu var. Bir mikrofon dışarıdan gelen sesleri gürültü engelleyici olarak algılayıp gürültü engelleyici olarak sizlere sunuyor. Kapak yapısı da böyle ne çok sert ne çok yumuşak. Güzel bir yapısı var. Dilerseniz gelin şöyle bir mıknatısına bakalım. Mıknatıslar da gayet başarılı duruyor. Salladığımız zaman düşmüyor. Şimdi bir bağlantısını yapalım. Ama yapmadan önce bir AirPods'la AirPods'un sağını alıp bir karşılaştırmak istiyorum. Söylediğim yapı şurasıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok bir benzerlik var. Fakat AirPods'tan bir tık daha büyük gibi duruyor. Rahatlık olarak da hemen bakıyorum. Rahatlık olarak da AirPods'la aynı hissiyatı veriyor. Şimdi bir bağlantısını yapalım. Bağlantısını yaparken özelliklerinden bahsederiz. Redmi Note 10 Pro baba yadigarı telefonuma bağlantısını yapacağım arkadaşlar. Birçok arkadaşımız iPhone'a bağlamışlar. Biz fazla zengin değiliz. iPhone'umuz yok. Baba yadigarı telefonumuza bağlayalım. Hem Android kullanan arkadaşlara da bir deneyim olsun. Kapağını açtığımız zaman otomatik olarak burada Tantronics A10 buldu. Eşleştiriliyor diyor. Eşleştir. Tamam. Ve bağlandı. Şimdi bu kulaklıkta şöyle bir özellik var arkadaşlar. Kapağını açtığınız zaman otomatik olarak bağlanıyor. Bu kulaklıkta sensörler mevcut arkadaşlar. Kulağınıza taktığınız zaman kulaklık algılayıp bağlantıyı sağlıyor. İkisini de şimdi kulağıma taktım. Bu arada kulaklığın yapısı silikon bir yapıya sahip olmadığı için, açık kulaklık olduğu için günlük kullanımlarda, yani günlük telefon görüşmeleri yapıyorsanız, birkaç müzik dinliyorsanız çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir kulaklık. Fakat ben çok müzik dinliyorum vesaire diyorsanız silikon kulaklıkları tercih edebilirsiniz. Benim çok sıklıkla kullandığım kulaklıklar bu tarz kulaklıklar diyebilirim.
Şimdi bağlantısını yaptı. Bir şarkı durdurma, başlatma, bir hız testine bakalım. Şimdi buradan bir müzik açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklığı çıkardığım zaman otomatik olarak müzik durdu. Tekrardan müziği başlatıyorum. Mikrofondan sizlere kulaklığın performansını dinletmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi müzik performansı bu şekilde. Şimdi kulaklıklar bağlıken sizlere bir PUBG Mobile testi yapmak istiyorum. Gecikme testini birlikte görelim. Don gömlek geziyoruz ya. Evet, böyle gecikmeye bakabiliriz şu anda. Aslında Bluetooth 5.2 olduğu için gecikme fazla olmaz. Tabii çok milisaniye de olsa hissedilebiliyor. Özellikle oyun oynayan arkadaşlar daha fazla hissedeceklerdir. Evet, gördüğünüz gibi testler bu şekildeydi. Şimdi de bir mikrofon kaydı alayım. Bakalım mikrofonundan ses nasıl geliyor. Şu an mikrofon kaydını başlattım. Sound Liberty A10'dan duyuyorsunuz. Ve arkasından AirPods'la bir kayıt daha alacağım. Bakalım AirPods'tan nasıl geliyor. Sesimi nasıl duyacaksınız? Şu anda sesimi AirPods'tan duyuyorsunuz. Şu anda ses kaydını AirPods'tan alıyorum. Aradaki farkı karşılaştırabilirsiniz. Evet, şimdi bu kulaklıkla ilgili düşüncelerim ve bu kulaklıktan beklentilerim nelerdi? Eksileri ve artılarını söylemek istiyorum. Bu arada özelliklerinden bahsetmek istiyorum. IPX8 sertifikasıyla su sıçramalarına ve tere karşı bir dayanıklılığı var. Fakat bu bununla birlikte duşa, havuza gireceğiniz anlamına gelmiyor. Az önce de söylediğim gibi Bluetooth 5.2 ile güçlendirilmiş bir kulaklık. Gecikmelere biraz daha tepkimesi daha iyi. Batarya kısmına gelecek olursak, bataryada da son seste 5 saatlik bir kullanım sağlıyor sizlere. Ve kutusuyla beraber de yaklaşık 25-30 saatlik bir kullanım sağlıyor. Bir özelliği de hızlı şarj olması. 10 dakikalık bir şarj ile 2 saatlik kullanım sağlıyor size kulaklık. Bu konuda çok başarılı. Tam bir fiyat performans ürünü. Söylediğim gibi silikonsuz bir kulaklık olduğu için günlük kullanımlarda gayet memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Fakat üzerinde şarj göstergesiyle ilgili bir ibare ya da bir ışık vesaire olsaydı şarjının ne kadar kaldığını görebilirdik. Bana göre bu ufak bir dezavantaj olmuş. Fiyatına gelecek olursak 300-320 TL gibi bir fiyatı var. Güvenli bir şekilde alabileceğiniz linkini aşağıya bırakıyorum. Almak isteyen arkadaşlar aşağıdan linkten gidebilirler. Evet, AirPods katili kulaklığımız bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanala, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.